Evet hanımlar beyler, herkese yeni bir Conan Exiles bölümünden selamlar. Bu bölümümüzde dün aslında Exiles haritasında çekmiş olduğum bölümün Isle of Siptah versiyonunda yapacağız arkadaşlar. Yani bu bölümde potlarla ilgili bilgiler vereceğim size. Tabii ki bunun öncesinde Lotus çiçeklerini bulmamız gerekiyor tekrar. Isle of Siptah haritasında Lotus çiçekleri lokasyon olarak, spam olarak nerede çıkıyor? Bunlarla ilgili genel bilgiler vereceğim. Yani Exiles haritasındaki mantık tamamen burada da işliyor. Sadece buradaki lokasyonlar farklı. Bununla ilgili genel bilgiler vereceğim. Hemen videomuza geçelim. Şimdi öncelikle lokasyonları tek tek göstereceğim size. Fakat hemen kölemizi alalım yanımıza, bizi korusun, ve bir de atımızı alalım. İlk lokasyona doğru yola çıkalım. Lokasyon konum bilgilerini, bunun dışında diğerleriyle ilgili bilgileri de bu videoda göreceksiniz. Gideceğimiz yer çok uzak değil. Evet, ilk lokasyonumuza geldik. Hemen haritadaki konumunu göstereyim size. Şu an tam olarak buradayım. Harita lokasyonu olarak baktığımızda K8, Kastamonu 8 olarak gözükmekte. Burada zaten dungeon var, vault. Bunun hemen kenarlarında koyu kırmızı olan lotusları bulabiliyorsunuz. Yani Crimson Lotus olarak geçiyor. Ben yanıma şu an sickle, yani orak almayı unutmuşum. Birazdan alacağım. Bu yüzden bir iki tanesini elle toplayıp size göstermek istiyorum. Mutlaka bunları orakla farmlamanız lazım. Çünkü fazlasıyla veriyor. Diğer türlü çok az. Yani böyle bir bir verir size. Böylelikle farmlamak da uzun sürer. Dolayısıyla orak kullanmanızda çok fayda var. Bu bütün çiçekler için geçerli. Fazla farm yapmanıza sebep oluyor, neden oluyor. Bu yüzden mutlaka orak kullanın. Hemen bir diğer lokasyonumuza doğru geçeceğiz. Evet, ikinci çiçek lokasyonumuza geldik. Bu çiçek de siyah lotus, yani black lotus olarak geçiyor oyunda. Bu vault kenarlarında, yani dungeon kenarlarında bayağı çıkıyor. Hemen haritadaki konumunu göstermem gerekirse şu kısımda. Lokasyon olarak baktığımızda C9 ile 10 çizgisi arasında gözüküyor. Tam olarak şurada. Sanctuary of the Serpent kısmında çıkıyor. Buraya gelip siyah lotusları da farmlayabilirsiniz. Hemen şöyle göstereyim. Etrafta bolca var bunlardan. Bu arada siyah lotus, yani black lotus ve purple olan mor lotus haritada iki farklı yerde daha çıkıyor. Onların da size yerini göstermiş olayım böylelikle. Bir tanesi tam olarak şurada çıkıyor. Harbor of the Twice Drowned kısmında çıkıyor. Orası da bir dungeon, vault kenarı. Edirne 7 gözüküyor lokasyona baktığımızda. Bu Black Lotus'un lokasyonu. Bir de şurada var arkadaşlar. Tam olarak şurada var. Onun da lokasyonunu göstereyim. Muğla 10. M10'da çıkıyor. Yani tam şu su birikintisinin kenarında. Purple olan, yani mor olan lotusları bulabiliyorsunuz. Bir de dediğim yerde çıkıyor. Oraya da yakınsanız oradan da farmlayabilirsiniz. Onun dışında diğer lotuslar sadece belirli bir yerde çıkıyor. Birkaç yerde çıkmıyor bunun gibi. Evet, gördüğünüz gibi bayağı bol bol veriyor. Bu da zaten pot yapımı için size fazlasıyla yetecek. Birkaç kere farm yaptığınızda daha da fazla lotusa sahip olacaksınız. Evet, hemen bir sonraki lotusumuza geçelim, çiçeğe. Evet, bir diğer çiçeğimiz Frost Lotus. Etrafta bolca var burada da. Hemen haritadaki lokasyonunu göstereyim size. Yine bir Dungeon Vault yakınında bu Lotus'larda. Hemen haritadaki lokasyonuna baktığımızda E10. Edirne 10 olarak gözüküyor. Yani tam olarak şurada. Bolarly of the Harpy Vault'unun kenarlarında bu Frost Lotus'lardan bolca buluyorsunuz. Gördüğünüz gibi böyle parlak renkli. Hemen biraz farmlayalım. Buranın avantajı şu. Bu çiçeklerin yanında Crimson'lardan da bulabiliyorsunuz. Böyle birkaç tane koymuşlar. Onları da farmlayabilirsiniz. Random olarak çıkıyor. Diğer bir güzel tarafı da bu çiçeğin hemen yanında purple olan, yani mor olanı da bulabileceğiz. O yüzden bu lokasyonu tercih ettim. Hemen o da alt kısımlarda. Oraya doğru hemen geçelim hızlıca. Siz de görmüş olun. Buralardan inerken biraz dikkatli olmalısınız çünkü oldukça yüksek. Evet, hemen önümüze çıkıyor gördüğünüz gibi purple'lar. Burada da bolca mor bulabiliyorsunuz. Mor lotuslardan, yani purple lotuslardan. Bu kıyı şeridi, üst kısımlar bayağı bir dolu bu çiçeklerle. Bolca farmlarsınız pot yapımı için. Gördüğünüz gibi bir sürü çıkıyor. Şu karşı tarafta da var kıyıda. Bu purple'lardan, yani mor olandan tekrar bir bilgi daha vereyim size. Az önce de vermiştim. Tekrar vereyim. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şu kısımda, şu su birikintisi olan kısımda bu çiçeklerin aynısından tekrar bulabiliyorsunuz. Yani M10, Muğla 10 kısmında. Şu su birikintisinin kenarında da en az buradaki kadar mor lotuslara ulaşabiliyorsunuz. Oradan da, yani lokasyonunuz, base'iniz oraya yakınsa oradan da farmlayabilirsiniz. Ama size tavsiyem Frost Lotus'lar için, bu beyaz Lotus'lar için diyelim. Buraya gelmişken bunu da bu aradan çıkarabiliyorsunuz. Çünkü Frost Lotus için zaten buraya gelmeniz gerekiyor. Başka bir yerde çıkmıyor. Dolayısıyla buradan farmlamanızda fayda var. Hemen bir sonrakine geçelim. Bir sonraki Lotus'umuza. Evet, bir sonraki Lotus çiçeğimiz Golden Lotus, yani altın Lotus olarak geçiyor. Onun da lokasyonu yine iyi bir yerde, yakın bir yerde. Bir Leyşehir yakınında, kullanılmayan bir Leyşehir yakınında. Lokasyon olarak baktığımızda G8 çizgisinde gözüküyor. Yani tam olarak şu Leyşehir'in, Leyşehir of the Goblinot'un kenarlarında bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen şöyle bir etrafa göz atalım. Siz de görmüş olun. Gördüğünüz gibi sarı renkli Golden Lotus'ları buradan farmlayabilirsiniz. Etrafta bolca çıkıyor. Şurada da var. Bir de şu tepe kısmı. Yine aynı güzergaha yakın tepe kısımlarında da çıkıyor. Bunları da dediğim gibi buradan bol bol farmlayabilirsiniz. Zaten 15-20 dakikalık bir spam süreleri olduğu için arada gelip sayıyı yükseltebilirsiniz buradan. Bol bol farmlamış olursunuz. Evet, tek kalan bir çiçek var aslında. O da Grey Lotus. Maalesef o flower olarak, yani çiçek olarak çıkmıyor haritada. Sadece etraftaki bazı chestlerden tohum şeklinde çıkıyor ve çiçek şeklinde çıkıyor. Onu da o şekilde farmlayabiliyorsunuz, toplayabiliyorsunuz. Bol bol çıkan yeri haritada göstermem gerekirse tam olarak şurası. Buster Stans yazan bu kısımlarda, burası büyük bir yapı ve bayağı bir savaşçı var, buraya dikkat edin. Buradaki chestlerde bol bol bulacaksınız Grey Lotus'u. Gerek tohum olarak gerek çiçek olarak fazlasıyla çıkıyor. Lokasyona baktığımızda da K10 gözüküyor. K10'un alt çizgisine yakın bir yerde. Tam olarak şu lokasyon. Sipdas John Templeton diye bir lokasyonda çıkıyor. Grey Lotus'un çiçekleri ve tohumları. Base'e geçtiğimizde de tohumları nasıl ekiyoruz, nasıl çiçek haline getiriyoruz, onunla bilgiler vereyim. Hemen base'e doğru geçelim. Evet, base'imize geldik. Şu an elimizde 5 adet değişik renkte çiçek var. Bu aynı daha önceki bölümde çektiğim Exiles haritasındaki olayın aynısı. Bu çiçekleri temin ediyorsunuz ve grinder üretiyorsunuz bir tane. Bunu feed kısmından açabilirsiniz, öğütücü. Ve bu topladığınız çiçekleri bu grinder'ın içine atıyorsunuz. Ve bu da sağ altta gördüğünüz gibi toz haline getiriyor hepsini. Bize toz hali gerekiyor. Diğer türlü kullanamıyorsunuz. Planter yapmanız gerekiyor böyle. Bahsettiğim çiçek bu. Grey Lotus Flower. Gördüğünüz gibi gri renkte. Onun da tohumları bu. Arkadaşlar Grey Lotus Sets yazıyor. Peki bu tohumları nasıl ekiyoruz, çiçek haline getiriyoruz? Kanalımda bununla ilgili kompost yapımı, yani gübre yapımı ve kaliteli gübre yapımı, iki çeşit gübre var oyunda. Bir tanesi normal, bir tanesi kaliteli gübre. Onun yapımı ile ilgili bir video mevcut, kompost nasıl yapılır diye. Oradan da bakıp bu gübre üretimini yapabilirsiniz çiçek ekimi için. Çünkü bu gübre olmadan, yani aslında işimize asıl yarayacak olan potent kompost, yani kaliteli gübre. Bu olmadan o tohumları çiçeğe çeviremiyorsunuz. Bütün çiçekleri bu şekilde, yani daha doğrusu tohumları çiçek haline getirebiliyorsunuz bu gübreyle, potent kompostla. Hemen yanımıza biraz alalım. Siz de nasıl yapıldığını görmüş olun. Hemen gübrelerimizi alıp plantın içine, yani bu bir çeşit saksı. Bunun içine geliyorsunuz, atıyorsunuz içine ve gördüğünüz gibi şu an altta fazlasıyla çiçek oluşumu başladı. Yani burada ne kadar tohum varsa, hangi çiçeğe ait tohum varsa hepsinden 5-5 veriyor. Yani bir tane tohuma 5 tane çiçek veriyor. Dolayısıyla fazla fazla böylelikle çiçek elde etmiş olursunuz siz de. Bunu topladığınız çiçeklerin elinize geçecek tohumlarıyla da yapabilirsiniz. Yani tekrar farm yapmak istemiyorsunuz. Bu şekilde de üretim sağlayabiliyorsunuz oyunda. Çok başarılı yapmışlar bu bağlamda. Ve böylelikle Grey Lotus Flower'ı da temin etmiş olacaksınız fazlasıyla. Mutlaka kanalımdaki kompost yapımına bakmanızı, göz atmanızı tavsiye ediyorum dostlar. Evet, bütün çiçekleri dediğim gibi grinder'a attık ve toz haline geliyor. Bende hali hazırda yapılmış olan var şu an. Hemen alchemist bench'in içine girdiğimizde gördüğünüz gibi burada benim neredeyse bütün çiçeklerim mevcut toz şeklinde ve potlar da burada mevcut. Exiles haritasında bahsettiğim gibi feed kısmına geldiğinizde arama motoruna fireball yazıyorsunuz. Yani fire yazsanız da çıkıyor. Potion Maker'ı açmanız gerekiyor. Level 30'da açılıyor. Bunu aktif hale getirdiğinizde bütün potları üretebileceksiniz. Aynı Exiles haritasında, yani ilk haritada olduğu gibi burada da aynı mantık söz konusu. Ve bu şekilde de üretime başlayabileceksiniz. Herhangi bir potun üzerine geldiğinizde sağ altta zaten ne istediğini söylüyor size. Bu materyalleri temin edip alchemistin içine attığınızda bu potları üretebileceksiniz. Hepsinin farklı özellikleri var. Bir tanesi ağırlığınızı düşürüyor, bir tanesi daha güçlü vurmanıza neden oluyor, bir tanesi açlık ve susuzluğu gideriyor, bir tanesi daha hızlı koşmanıza neden oluyor, bir tanesi canınızı yükseltiyor, bir tanesi de koştuğunuzda harcadığınız eforu, yani staminanızın o boşalan kısmını hemen hızlıca doldurmaya yarıyor. Daha hızlı stamina barını dolduruyor. Dolayısıyla potların çok önemi var bu oyunda. Gerek PvP modunda gerek de PvE modunda çok fazla işinize yarayacak. Mutlaka kullanmanızı tavsiye ediyorum. Zaten videomuzun içeriği tamamen bu doğrultuda. Hemen örneklemem gerekirse yanınıza savaşçı kölenizi alırsınız ve bu potları ona da kullandırabilirsiniz. Sadece iki tanesini kullanabiliyor işe yarama açısından. Bir tanesi Elixir of Might, Might yazan şu yumruk sembolü olan. Bir tanesi de kalp sembolü. Elixir of Vigor. Bu ikisini üzerinize alırsınız. Savaşçınızın slotuna koyarsınız. Ve üzerine bir kere tıklayıp altta us var. Kullan kısmına tıkladığınızda gördüğünüz gibi bir tane içti. Bir tane de hemen kalp olan, yani canını yükseltenden içireceğiz. Şu an gördüğünüz gibi 6888 HP'si var kölemizin canı. Bunu içirdiğimizde gördüğünüz gibi 7104'e çıktı. Bu bir saat boyunca, bu arada tekrar bir bilgilendirmek için söyleyeyim. Bütün potların süresi 1 saat. 1 saat sonrasında potların kullanım süresi bitiyor ve tekrar içtiğinizde yine 1 saat süresini uzatabiliyorsunuz. Yanınıza böyle 1-2 tane aldığınızda fazlasıyla uzun götürecektir sizi. Ayrıca bunu ben her dışarıya çıktığımda bütün potları kullanırım her zaman. Boss'a gittiğimde ya da tehlikeli bir yere gideceksem. Bu bağlamda sizin de işinize yarayacak. Hemen birer tane içelim. Hepsinden. Siz de görmüş olun. Sanırım şunu içmelik. Evet. Şimdi sol tarafta gördünüz. Skill'ler aktif hale geçti. Diğer bir yerden de stat kısmından baktığımızda şu an skill'lerin hepsinin aktif halde olduğunu ve bana her saniye özellik kattığını görüyoruz. Dolayısıyla gücünüze güç katıyor arkadaşlar bu skill'ler. Mutlaka kullanmanızı dediğim gibi tekrar tavsiye ediyorum. Köleye baktığımızda kölede de şu an görüyorsunuz skill'ler aktif durumda efekt kısmında. Ve Strange'i daha da güçlü oldu şu an. Toplamda 71 STR'si var bu savaşçının ve oldukça güçlü. Yani tam bir yok edici şu an. Bu yüzden size şiddetle tavsiye ediyorum bu potları kullanmanızı. Evet, bir içerik videosunun daha sonuna gelelim. Merak ettiğiniz sorular varsa gerek bu konuyla ilgili gerek oyunla ilgili aklınıza takılan herhangi bir soru, öğrenmek istediğiniz şeyler varsa yorum bölümüne belirtirseniz gördüğümde cevaplıyorum. Sizin düşünceleriniz benim için, fikirleriniz çok önemli. Bir sonraki Conan Exiles rehber videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.